Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bir takipçimiz benden Berliner tarifi istemişti. Bugün lezzetli Berlinerler yapacağız. Berliner ne diye soracak olursanız, Almanlara özgü güzel bir çörek. Yumuşacık bir hamuru var. O hamurları kızartacağız ve arasını marmelatla doldurup servis edeceğiz. Değişik bir tarif, güzel bir tarif. Umarım siz de denersiniz ve yorumlarınızı benimle paylaşırsınız. Ayrıca ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Ayrıca bizi Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Hazırsanız eğer yapımına geçelim. Bir karıştırma kabına yarım paket yaş maya, 3 yemek kaşığı şeker, 1 su bardağı ılık süt ekleyelim. Maya eriyinceye kadar karıştıralım. Erimiş 40 gram tereyağını da ılıdıktan sonra karışıma ekleyelim. 3 adet yumurta sarısını da ekliyorum. Ve çırpmaya devam ediyorum. Daha sonra 1 paket vanilin, 1 çimdik tuz ilave edelim. 3 su bardağı unu da azar azar ekleyerek yoğurmaya başlayalım. Hamur toparlandıktan sonra daha rahat yoğurmak için tezgaha alalım. 10 dakika boyunca yoğuralım. Hafif yapışan, yumuşak kıvamlı, pürüzsüz bir hamur elde ettik. Tekrardan kaba alalım. Üzerini kapatıp 1 saat mayalandıralım. Hamurumuz mayalandı. Tezgaha biraz un serpelim. Hamuru üzerine alalım. Merdane ile 1,5 santim kalınlığına gelinceye kadar açalım. Bir bardak yardımıyla yuvarlak parçalar elde edelim. Bir tepsi unlayalım. Şekillendirdiğimiz hamurları tepsiye aralıklı yerleştirelim. Üzerine nemli bir bez örtüp 20 dakika mayalanmasını bekleyelim. Daha sonra tavaya bir miktar sıvı yağ alıp ocağın altını açalım. Orta ateşte yağ ısındığında tamamen kızmasını beklemeden hamurları yağın içine bırakalım. Ardından hemen kapağını kapatalım. 1-2 dakika hamurların alt kısmı kızarana kadar kapağı kapalı şekilde pişirelim. Daha sonra kapağı kaldırıp hamurları çevirelim. Diğer tarafını kızartırken kapağını kapatmayalım arkadaşlar. Kapağı açık şekilde 1-2 dakikada bu tarafını pişirip ocaktan alalım. Hamurları pişirirken orta ateşte olmasına dikkat edelim arkadaşlar. Aksi halde hamurların içi pişmeden dışı kızarabilir. Bütün hamurları aynı şekilde bir tarafını kapağı kapalı, diğer tarafını kapağı açık şekilde pişirip bir kenara alalım. Bu sayede hamurlarımızın içi çok daha güzel pişiyor arkadaşlar. Berlinerlerimiz pişti arkadaşlar. Servis etmeden önce pişirdiğimiz çöreklerin içine marmelat sıkıyorum.
yumuşacık pamuk gibi dokusuyla lezzetli berlinerlerimiz servise hazır. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Bir başka lezzette görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.